Fecr suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını 1. ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرٍ Fecre, o 10 geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki, kıyamet gelecektir. هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ Nasıl bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi? أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Ad milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, çadırlı ordugahlar, piramitler sahibi Firavun'a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı altüst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ Çünkü Rabbin hep gözetlemededir. فَأَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا Rabbi, insanı denemek için ona değer verip, nimetlere gâg edince, o, Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا Ama yine denemek için nasibini daraltınca, o, Rabbim beni zelil, perişan etti der. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَت۪يمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Hayır, siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Mirasları helal haram demeden ne gelse yersiniz. Mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış. كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا Hayır, bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman, Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى Ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün. Ama anlamasının ne faydası var o gün? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der.
فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ İşte o gün onun ettiği azabı kimse edemez. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ Onun vurduğu bağı kimse vuramaz. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اَرْجِعِي اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدُخُلِي ف۪ي عِبَاد۪ي وَدُخُلِي جَنَّت۪ي Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine. Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime.